Müşkülü ise bununla ilgili İskoçya'da küçük çaplı klinik bir araştırma yapılmıştır. Mısır püskülü. Bildiğimiz mısır püskülü değil mi? Yani mısırdan olan püskülü kısmı. Mısır püskülü. Ha, kurulunca biraz rengi kahverengileşmiş ama bu sapsarıdır aslında. Değil mi? Evet, tel tel. Tel tel. Kadayıf gibi görünüyor. Yanlış kadayıf görünmesi var şu anda. Mısır püskülü. Bildiğimiz mısırın püskülü evet, yani. Mesane iltihaplanması, sistit, prostat iltihaplanması, prostatit, böbrek iltihaplanması yani nefritle karşıda etkin olduğu İskoçya'da yapılan klinik araştırmasına belgelenmiş. Bu da yani o zaman mikrop kalıcı özelliğe mi sahip mısır püskülü? Evet. Yani bütün o mikrobik hastalıkları işte nefrit iltihabik bir hastalık, tamam. Prostatit iltihabik bir hastalık. Nefrit, sistit. O zaman bu şey gibi antibiyotik etkisi mi gösteriyor? Antibiyotik özellikle evet. Fakat tek başına değil de mesela böbrek rahatsızlığı olduğu zaman ısırgan otu, at kolu otu, altında şok otu, ayrık kökü, ardıç tohumu gibi bitkilerle karıştırılarak kullanırsa etkisi maksimum seviyeye ulaşır. Yani bir bitkinin diyelim ki etkisi %20 ise öbürününki de %20. Birleşince. O zaman sinerjik enerji daha da etkili. Evet, mısır püskülünü de yazdım. Evet, ısırgan otunu zaten bunlar vücudu arıtıcı, temizleyici, kanı temizleyici özelliklere kanı sahip. Kanı da çok harekete geçiriyor değil mi ısırgan? Temizleyici, arıtıcı, evet. Kanı temizleyici. Romatizmaya karşı zaten klinik araştırmalarla belgelenmiş etkisi. İnanmalarına etkisi var. Romatizmaya karşı dokulardaki bütün iltihapları sökücü özelliğe sahip. Almanya'da benim bir tanıdığım bir Alman geldi dedi ki ya üstün grip bezleyin dedi bana bir şey tavsiye et. Isırgan otu çayı içti dedi. Ne kadar için? 2-3 bardak içtim. O da çok içmiş. Bir gün sonra geldi dedi ki ya bunun bu kadar etkilendi. Neden söylemedin? Ne oldu dedim. Sabaha kadar hiç uyumadım, 3 pijama, 2 yorgan değiştirdim. O kadar parlamış ki, sabaha kadar uyuyamamış. Ama mikrobu da atmıştır herhalde. Tabii, yani bir gün sonra bir şeysi kalmamış. Başka bir arkadaşım ziyarete gittiğinde, ona çocuk, arkadaş yani üniversite okuyordu, ziyarete gittim, baktım, 2 yorganın altına girmiş, pijama 2 üst üste giymiş, sana düşüyor, titriyor. Ne oldu? Üşüttüm dedim. Tabii ben sana bir ilaç koyacağım. Ben seni ısıtayım. Sabaha kadar getirdim, çay yaptım, verdim. Evet. Yarın dedim camide görürsün, cumaya gelirsin. Dedi ki ben biraz ben bir hazırla çıkamam dedi bu vaziyette. Yok yok çıkarsın yarın görüşürüz dedim. Bir gün sonra kısa kombi dönmekle geldi. Ne oldu? Hiçbir şey kalmadı. Çok çok etkili. Isırgan otu o derecede şey yapıyor. Evet ben de bir